Merhabalar sevgili Olcay, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın diyeceğim. Yani birazcık aslında manidar bir soru. Son günlerde yüzlerimiz gülüyor ama hiçbirimiz çok da iyi sayılmayız. Dünyanın mücadele etmekte olduğu çok büyük bir kriz var. Hepimiz bundan etkilenmiş durumdayız ve bu bağlamda röportajlarımızı da böyle gerçekleştiriyoruz. Hemen sana sorayım. Nasılsın? Neredesin? Şu an Denizli'desin. İstanbul'daydın önceden diyebiliyoruz. Bir anlatır mısın bize bu süreci nasıl geçiriyorsun? Evet, 10 gün İstanbul'daydım. Dün döndüm. Burada 27'sinde idmanlar başlayacak. Biraz bireysel idman çünkü son 10 günde hiçbir şey yapmadım. Ailemle bol bol vakit geçirdim. O yüzden geri döndüm. Şu an bireysel idmanlara pazartesi itibariyle başlayacağım geri. Vallahi eminim eşin çok mutlu olmuştur. Zira onlar İstanbul'daysa sen Denizli'deysen seni çok az görebiliyorlar, değil mi? İki tane de evladım var, onlardan da söz edelim. Evet, Denizli'ye geldikten sonra ilk defa uzun zaman birlikte vakit geçirebildik. 10 gün süreç. Kızımla bol bol oynamaya çalıştım. Oğlum da biraz daha küçük. Daha 6 aylık, 8 aylık diyebiliriz. O yüzden güzel oldu. Tabii ki bu virüs olmasaydı daha iyi Keşke. olurdu. Değil Çünkü yaz tatilini pas geçeceğiz bu yıl. mi? Çünkü Haziran-Temmuz ligleri bitireceğiz diye düşünüyorum. Ondan sonra direkt arkasına da yeni sezon başlayacağı için yaz tatili bu sene olmayacak gibi görünüyor. Sen de saçları kısaltmışsın, sakalları da kesmişsin. Memnun musun yeni imajından? Saçlarımı uzun zamandır kısa ama şimdi uzatma yolundayım. Uzatıyorum geri Uzatıyorsun eski haline. Sakalları da işte bir 10 gün, 20 gün kimse beni görmeyeceğini umut şimdi. ediyordum. Öyle Öyle olmadı. bir evet öyle olmadı. Bol bol Instagram'dan yayın yapıyoruz. Taraftarlarımıza, insanlara biraz moral olsun, biraz değişiklik olsun diye buradan onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Hemen tabii seni kucaklamış ve de seni benimsemiş bir camia olan Beşiktaş'tan görüyorum mesajları. Trabzonspor'dan görüyorum. Onlar da seni çok seviyorlar. Biz bugün bol bol Yukatel Denizlispor'la ilgili konuşacağız. Ama ondan önce biraz idmanlara kendim başlayayım istedim dedim. 27'sinde takımla beraber çalışmalara başlayacaksınız inşallah. Yani öyle istiyoruz hepimiz. Hani yavaş yavaş artık ikişer, üçer, beşer nasıl olursa gruplar biz de sizlerle beraber öğreneceğiz. Bireysel idmanları nasıl yapıyorsun evde? Ya da tesise de gidiyor musun? Onu sorayım. Açıkçası evde idman yapmıyorum. Tesis buradan 5 dakika evimden. Tesiste kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıdan sonra açıkçası Denizli'de yani çoğu futbolcu Denizli'de olduğu için yani sürekli tesise gelen futbolcular var. Onlarla ayak tenisi oynuyoruz. Bireysel koşular yapıyoruz. Yani idmanlar yapabiliyoruz tesiste. Aslında idmanlara başlayınca da zaten testlerde yani artık 15 dakika içinde teste görebiliyorsun virüs var mı yok mu diye. O yüzden aslında sabahları o testi yapıp normal takım idmanına çıkılabilir diye düşünüyorum. Çok güzel, çok güzel söyledin. Bu arada siz de yani bu virüs olayından önce aslında buluşsak Bülent Uygun dönemini konuşurduk. O yüzden hani orayla da birazcık Denizlispor'la ilgili konuşmaya başlayalım isterim. Hani sen kendini ilk geldiğin dönemde nasıl hissediyordun? Bülent Uygun'la beraber neler değişti? Belki aslında ondan önce de senin için değişik bir süreç vardı Denizlispor'da. Yani bu seneyi nasıl anlatırsın? Olcay Şahan nasıl geçirdi bu seneyi Denizli'de? Ben 3-4 ay futbol oynamamıştım. Yani Trabzon'dan biraz erken ayrılmıştım birkaç hafta. Ondan sonra eşim doğum yaptı. Doğum yapınca da fazla da idman yapmaya fırsatı bulamadım. Tabii elimden geldiği kadar çalışmaya gayret gösterdim. Ama tabii ki takım idmanı farklı, bireysel antrenman yapmak farklı. Denizli'ye de zaten ilk hafta yani Galatasaray yani lig haftasında gelmiştim. Hazır değildim. 4-5 hafta bir süreç ihtiyacım vardı. Ve ondan sonra zordu benim için. Adaptasyon sıkıntısı yaşadım. Sonuçta yeni bir takıma geldim. Ve takımda da aşağı yukarı 20 tane yeni futbolcu transfer olmuştu. Yani kolay değildi. O dönemi de aslında yeni yeni atlattık. Zaten o da sahaya yansıyor. Takıma bakarsak son 3 haftada 7 puan aldık Bülent Hoca ile birlikte. O yüzden şimdi aslında performansımı gösterebiliyorum şu an diyebilirim. Yani tam da aslında senin için de sıkıntılı bir sürece denk geldi. Bu Bülent Hoca ile beraber güzel de bir dinamizm yakalamıştınız.
Ama genel manada konuşacak olursak orta sıralardasınız Denizli Spor olarak. Şimdi bu sene de lig gerçekten çok heyecanlı. Hem aşağılarda hem de tepede böyle heyecanlı bir gidişat var. Hani siz biraz daha sakin ilerliyorsunuz. Ama eminim ki istediğiniz nokta burası değildir. Sen hani işler inşallah yoluna girerse Denizli Spor için nasıl bir gidişat öngörüyorsun? Tabii ki başkanımız sezon başı hedef 5 demişti. Çünkü takımın kalitesine bakarsak, futbolcu kalitesine bakarsak, kimler geldiğine bakarsak tabii ki 3-4 kademi daha yüksekte olmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi futbolculara transfer ettik. Yani Denizli Spor transfer etti diyelim. O yüzden adaptasyon demin dediğim gibi takım çok yeni oyuncu sahip, anlaşma, tanıma süreci vardı. O da zaten ilk haftalarda çok iyi başladık. Ondan sonra tabii ki o heyecanla devam etmedi. Normale dönünce tabii ki düşüşler oldu. O da normal. Ondan sonra tabii ki sonradan geri toparladık. Bülent Hoca'nın gelmesiyle birlikte çok güzel bir hava yakaladık ve ait olduğumuz yere doğru gidiyoruz. Ve inanıyorum ki sezon sonu 2-3 kademe daha yukarı çıkma şansımız var. Ben seni dinlerken bir yandan da izleyicilerimizin yazdıklarına bakmaya çalışıyorum. Ve bir kere daha nasıl camiaların seni benimsediğini görüyorum. Ve bunu aslında kafamda çevirirken sen şunu söyledin. İşte oyuncuları transfer ettik, yani Denizli Spor etti. Aslında bir yandan da onun ışığını verdin ya. Bu camialar seni bu kadar nasıl benimsiyor? Nasıl herkesin gönlünde böyle taht kurabiliyorsun? Bence sen de bu camialarla bir oluyorsun. Yüreğiyle oynayan bir oyuncusun. Tabii ki burada sözü sana vereceğim. Ama hem Beşiktaşlı taraftarı sana yazılar yazan, şu anda sen de görüyorsundur akıyor zaten. Evet. Hem Trabzonsporlu taraftar da burada hani onların sanki yazdıklarını görmüyormuşuz gibi zannetmesinler. Beşiktaş'ın çocuğu Kamtu Beşiktaş diye devam ediyor. Tabii Trabzonsporlulardan da çok yazı var. Yani bu camialar seni benimsedi. Bu nasıl oldu? Herkesin nasıl böyle göz bebeği haline geliyorsun? Ya bu demektir ki ben gerçekten geçmişte çok iyi başarılar elde ettim. Karakterimi, futbolumu, her şeyle taraftarlara sevdirmişim kendimi. Ben her zaman doğal olmaya çalıştım. Her zaman içimde neyse, aklımda neyse dışarıya yansıtmaya çalıştım. O yüzden de taraftarların beni sevmesi çok güzel. Allah razı olsun onlardan. Ben de onları seviyorum. Evet. Güzel bir duygu. Sevilmek her zaman güzeldir tabii ki. O zaman bu sezon seyircisiz tamamlanırsa neler hissedersin? Yani bu sezonun tamamlanmasını istediğini biliyorum. Hani katıldığın diğer mecralarda da bunları senden duydum. Ama yani seyircisiz tamamlanma ihtimali de aslında yüksek. Nereden baksan, krizin gidişatına bakacak olursak. Seyircisiz tamamlanırsa neler hissedersin? Lig bu haliyle tescil edilirse neler hissedersin? Yani şu anda senin için opsiyonlar nasıl görünüyor? Ligin böyle tescil edileceğini düşünmüyorum ben. Çünkü bakarsak böyle tescil edilirse inanılmaz ekonomi krizine girecek futbol. Çünkü inanılmaz yani rakamlar, ekonomi tarafı var bunun. O yüzden de sezonun tamamlanmasını düşünüyorum. Seyircisiz olursa tabii ki üzücü. Çünkü futbolda taraftar olmasa futbolun çok zevki olmuyor. Saha içindeki futbolcuların da zevki aynı olmuyor. O yüzden ama şu an Türkiye'ye bakarsak yani inanılmaz bir ilerleme var. İyi gidiyoruz. Dünyadaki en iyi ilerleyen ülke olarak biziz diye görünüyor. O yüzden de bu süreci 3-4 hafta içinde atlatacağımızı düşünüyorum ve Haziran başında da taraftarlarla birlikte maçlara çıkabileceğimize inanıyorum. Haziran başında diyorsun maçlara başlayabiliriz. Bir de sizin Evet. antrenman programınız da sürekli bir ertelenmeye maruz kaldı, değil mi? Yani size verilen tarihte sürekli ileri atılmak zorunda Evet, kaldı. bizim işte biz aslında tesise gelmiştik. Sivas maçına gideceğiz. Otobüsle gidecektik biz Sivas'a. Yani otobüse dedim yani otobüse İzmir'e gidip İzmir'den uçaktık. Sabah tesise geldiğimizde ertelendi. Ben Necip'le konuşmuştum. Necip dedi, abi dedi büyük ihtimal oynanmayacak dedi. Bir bekleyin bir sorun dedi. Öyle emin olduk çünkü biz 2 gün öncesinden gidecektik Sivas'a. Orada iptal olduktan sonra milli ara vardı zaten. 4-5 gün izin verildi. İzin verildikten sonra idman tarihi verilmişti. Sonra idman tarihine yakın 1-2 gün kalası bir 10 gün daha ileri atılmıştı. Ondan sonra da en sonunda şimdi 27'si olarak açıklandı ve inanıyorum ki 27'sinden sonra idmanlara başlayacağız. Çünkü
Bak düşünürsek 3-4 hafta bir hazırlama sürecinden sonra aradan 1,5 ay geçmiş olacak ve bu olayın daha da iyiye gitmiş olduğunu göreceğiz. Liglerinde başlayacağına inanıyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kafan karışmasın. Hani bazen sen böyle çok duran bir şey anlatırken ben gülümsüyorum. Çünkü bir yandan da yazıları okuyorum. Hani onlara da tepkisiz kalmak istemiyorum. Senin lafını da bölmek istemiyorum. Bu Instagram yayınlarına da henüz çok alışabilmiş değiliz. Hani izleyicilerimize de söyleyelim. Normal profesyonel anlamda işimizi yapmamız gibi değil tabii ki. Lütfen beni bu anlamda mazur görün diyorum. Sen dedin ki şu dikkatimi çekti. Hani çok güzel gidiyoruz aslında ülke olarak. Dünyanın durumuna bakınca dedin. Aslında senin doğduğun, büyüdüğün ve altyapısında yetiştiğin kulübün de orada olduğu Almanya bu işle en iyi baş eden ülkelerden biriydi. Ve biz ilk oradan almaya başladık haberleri. Hani takımlar üçlü beşli çalışmaya başladı, antrenmanlar başladı şeklinde. Hani o açıdan aslında Almanya'ya biraz sonra parantez açacaktım ama senin bu sözün benim yine aklıma getirdi. Yani senin için tabii hem Mönchengladbach olsun hem diğer yer aldığın kulüpler olsun hepsi çok anlamlı biliyorum. Nasıl anlatırsın Almanya'daki süreci? Seni nasıl besledi? Seni bugünlere nasıl hazırladı? O hani çok klişe bir laf vardır ya eminim bıkmışsındır Alman disipliniyle yetişmek diye. Bize biraz söz eder misin? Tabii ki ben Alman disiplininden daha çok babamın bana verdiği Güzel. disiplinle büyüdüm. Ben küçükken eğitmenlere gittiğimde hoca bir şey deyince kızınca ben aldırış etmezdim. Ama babamın yan taraftan benim hiçbir eğitmenimi kaçırmazdı. Ben 23-24 yaşına gelene kadar babam benim her eğitmenimi izlerdi. Ve onun bir bakışıyla zaten ben mesaj alırdım, eğitmenimi iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum diye. Ben daha çok babamdan çekinirdim, hocalardan değil, babamdan çekinirdim. Oradan da bir disiplin kazanmış bulundum. Ama tabii ki Almanya'daki disiplin altyapı diyelim ona, inanılmaz yani inanılmaz yol alıyor ve görüyoruz ki zaten Almanya'da da inanılmaz genç yetenekler var. Onu da zaten yavaş yavaş Türkiye'de sağlıyor. Altyapıdan futbolcularımız Avrupa'ya transferler yapıyor ve bizim de çok doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu arada milli takımla bağlantılı olarak da aslında bence buraya parantez açmak lazım. Sen çünkü Türkiye'yi seçtin ve son yıllarda bizim Almanya'da doğup büyüyen ve de orada yetişen gençlerimizden Türkiye'yi seçenler de artmaya başladı Olcay. Bunu nasıl yorumluyorsun? Sen de Çünkü onlardan biri olarak. şöyle bir şey var. Eskiden ya nasıl diyeyim sana? Almanya'da daha çok Almanlara bakıyorlar. Yani ben mesela altyapıda oynarken ben bir Alman oyuncuyla rekabetim varsa ben ondan azıcık iyi olsam beni oynatmazlardı. Ben ondan iki gömlek daha iyi olmam lazımdı ki çaresiz kalsınlar ki beni ilk 11'de oynatsınlar diye. Ve Türk futbolcular da genelde orada üst kademeye çıkamıyordu. Zordu. Ondan sonraki süreçte farkına vardılar ki biz altyapıdan Türk futbolcusunu A takıma idmanlara bile çıkartsak biz bunu 300-500'e yani istemesek bile Türkiye'ye bir kulübe satarız gibisinden düşünmeye başladılar. Ve öyle öyle şans vermeye başladılar. Ondan sonra tabii ki yetenek ön plana çıkınca, futbolcuların kalitesi ön plana çıkınca zirveyi görmeye başladılar. Ve Türkiye milli takıma bakarsak da inanılmaz bir başarı, inanılmaz bir futbolcularımız var şu an. Türkiye'den gelen inanılmaz çok futbolcularımız var, Avrupa'da oynayan. O da her şeyi birleştiriyor. Çünkü herkes daha çok Türkiye'nin başarılı olabileceğini görüyor. Eskiden öyle değildi. Türkiye başarılı olamaz düşüncesiyle Almanya'yı seçeyim. Dünya şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında bir başarı elde edeyim düşüncesi vardı. Ama artık o düşünce yok. Çünkü diyorlar ki Türkiye'de de bu başarıyı elde edebiliriz. İnanılmaz bir jenerasyon var. Çok iyi bir milli takım var. O yüzden ben kalbimin ait olduğu yerde olmak istiyorum diye düşünceler var. Eskiden Çok o güzel. düşünceler yoktu çok. Çok güzel açıkladın gerçekten. Bu arada ben seninle beraber yayın yapacağımız tabii sabahtan beri duyuruyoruz TV Spor ekranlarında. Birçok da sorular geldi. Hani ben kendi arkadaşlarıma da sordum. Onlar da çevrelerine sordular sana yöneltmek istedikleri soruları. Eray Çalınan'ın güzel bir sorusu vardı. Bu soruya kredi vermek istiyorum ona. Sana yöneltiyorum şimdi. Saha Tamam. görüşün, pas bilgin, tipik bir Alman altyapı çıkışı özelliği gösteriyor. Gol yanlarında ve son vuruşlarda aynı keskinlikte olmamanın seni daha yukarı çıkmaktan alıkoyduğunu düşündüğün
oldu mu? Bu bağlamda özel şut idmanları yapıyor musun, yaptın mı? Nasıl bir düşüncen var bu şekilde diye sormuş. Güzel bir soru olduğunu düşünüp not almıştım. Bu soruda 10 numara formasını kastetmiştin değil mi şimdi? Ya da yanlış mı anladım? 10 numara... Yok yok. Hayır, formayla hiç alakası yok. Tamamen Almanya'da yetişmiş olmanın verdiği, bu sana verdiği tipik Alman altyapı çıkışı özelliklerine dikkat çekmiş. Gol yollarında, son vuruşlarda daha keskin olsan acaba bu noktada bir eksikliği olduğunu düşünüyor musun diye bir analizde bulunmuş izleyicimiz. Ya tabii ki son vuruşlarım daha iyi olabilir. Ondan herkesin olabilir. Evet. Altyapıda, Almanya'da büyüdüm ve gerçekten ben hiçbir zaman yetenekli, kendime yetenekli demedim, diyemem de zaten. Ben her şeyi çalışarak, mücadele ederek, kalbimi ortaya koyarak başardığımı düşünüyorum. Ben Beşiktaş'ta da olsun, Trabzon'da da olsun her zaman ilk 11'de oynarken benim pozisyonumda inanılmaz rekabetler var. Bizim şampiyon olduğumuz sene mesela Ricardo Quaresma ile Gökhan Töre, Kerim Fray rekabetim vardı. Bunların hepsi benden yetenekli futbolcular. Ama benim oyun felsefem kafayla olduğu için daha çok yani takım oyununu sağladığım için hocalar bana daha çok forma şansı verdi. Çünkü ben her zaman yüreğimi ortaya koydum ve oyun bilgim, ne zaman nereye koşacağımı, nerede pozisyon alacağımı çok iyi bildiğim için ön plana çıktım. Ve tabii ki de Türkiye'ye geldiğim ilk sezonlarda da bunun verdiği coşkuyla da inanılmaz goller attım, çok gol attım. Yani Süper Lig'de 40'tan fazla gol attım. Bu da işte o özgüvenle alakalı. O özgüven de yerinde olunca zaten her şey kendiliğinden oluyor. Evet, peki milli takım senin için ne anlam ifade ediyor diye sormak isterdim sen milli takıma parantez açtığında, ama bir izleyici sorusuna gittim orada. Yani genç bir çekirdeğimiz var. Euro 2020 de şimdi tabii bu kriz dönemi yüzünden ertelendi. Acaba bu bize yarar mı? Hani sakatlarımız da iyileşir gibi düşünüyorum. Hani iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. Sen neler söylersin? Kesinlikle haklısın. Milli takım 2020'ydi normalde ama şimdi ertelendi. Türkiye açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten başrol oynayacak futbol kardeşlerim ağır sakatlıklar geçirdi. Ve onların şimdi geri dönmesi ve milli takımda Avrupa Şampiyonası'nda hak ettikleri gibi oynayabilmeleri açısından çok iyi oldu. Benim için milli takımın çok ayrı bir yeri var. O formayı giymek ve maça çıkmak, bütün Türkiye seni izliyor. Bütün stat Ay Yıldız formasıyla Türkiye maaşını söyleyerek, şarkılar söyleyerek, yani eski şarkılar çalıyor. İnanılmaz bir duygu. Ben mesela Çek Cumhuriyet maçında Fener Stadı'nda oynadık. İlk 11'de şans buldum. Ve ısınmaya çıktığımda bütün ailem tribünde oturuyor. Ve Ölürüm Türkiye'm şarkısı geliyor sen ısınırken. Sen o anda o hisler inanılmaz bir duygu. Orada elinden gelsen yani rakip takımını öldüresin geliyor. O yüzden inanılmaz bir duygu. Ve o, benim hayalim o forma altında gol atmaktı. Ve onu da başardım. O milli takımda gol de attım. Yani inanılmaz bir duygu. Her zaman o duyguyu bir daha yaşamak isterim. İnşallah, inşallah. Bu arada Denizli spor taraftarının da inanılmaz ilgisi var. Lütfen yanlış anlamasınlar. Onların da mesajlarını görüyoruz. Zaten camianın sana ne kadar düşkün olduğunu biliyoruz. Denizli'den milli takıma bu arada yolcu edebileceğiniz oyuncular olur mu diye de soralım. Denizli spordan bahsetmişken. Sen hariç tabii, seni bir kenara koyuyorum. Kesinlikle. Mustafa Yumlu hak ediyor milli takıma gitmeyi. Onun adı Mustafa Yumlu değil de başka bir isim olsaydı, bir Rus ismi olsaydı, İnan bana Türkiye'de en çok parayı kazanacak stoperlerden biri. İnsanlar gerçekten yani yabancıya daha çok değer veriyor maalesef. Mustafa Yumlu hak edebiliyor, hak ediyor diye düşünüyorum. Recep Niyaz da biraz daha kendini geliştirirse çok iyi gidiyor şu an. Onun da oraya kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Evet, milli takım özelinde aslında belki Şenol Güneş'le de ilgili konuşmak lazım. Şenol Hoca'nın da son dönemde güzel açıklamaları vardı. Önce futbol, sağlıktan önce futbol diye. Ve bu açıklamalar gerçekten aslında belki de herkesten gelmesi gereken açıklamalar. Senden de aslında buna benzer şeyler duydum son dönemde. Ve şunu da duydum senden. Bu arada konudan konuya atlamış gibi olacağım ama sözü sana bırakacağım ardından. Sen şunu söylemiştin. Biz ne zaman lig geri dönsün,
yani lig başlansın denilirse o zaman hazırlanırız zaten. Hani bir iki hafta içinde ben hazır olurum. Bir aylık sakatlıktan çıksam da bir iki hafta içinde hazır olurum demişti. Bu da biraz yüreğimize su serpti. Aynı Şenol Güneş'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalar gibi. Neler söylersin bu bağlamda? Yani şu anda dönecek olsanız, bundan bir ay sonra dönecek olsanız hazırlık süreci nasıl olur? Tabii ki önce sağlık diyoruz ama hemen onun arkasından da ligler geri dönerse nasıl hissedersiniz onu da sorayım. Tabii ki dediğin gibi bir ay sakat olursam, mesela Abdülkadir Ömür örnek veriyorum. 6 ay gibi, 4-5 ay gibi sakatlık yaşadı ve takım idmanından 2 hafta sonra, bilemedin 2,5 hafta sonra ilk 11'de maça çıktı ve çatır çatır oynuyor şu an. Yani biz tatile gittiğimizde insanlar diyor zor geri dönüş yapar. Ama sen şu an tatile gitmiyorsun ki, sen şu an bir ara verdin ve her zaman bireysel idmanını devam ediyorsun. Sen çalışmaya devam ediyorsun. Ben sezon bittikten sonra ben 3-4 hafta öncelikle hiçbir şey yapmıyorum. Yani futbol topunun yanından bile geçmiyorum. O yüzden de kamp dönemi kendini 7-8 hafta alıyor kendini bulmak. Ama şu an öyle bir durum yok. Şu an herkes hala hazır kıtada. Şu an 2 hafta antrenman yapsan 3. hafta maça çıkabilirsin diye düşünüyorum. Ve şu an Evet. ligimizde öyle bir heyecanlı ki, üst tarafta alt tarafta o kadar heyecanlı ki, hiçbir futbolcu ligi tamamlamak için tamamlamaz. Çünkü inanılmaz bir savaş var, inanılmaz bir başarı elde etmek var. O yüzden de herkes yüzde yüzünü vererek hiçbir performans düşüklüğü ya da yok ben hazır değilim bir bahanesi üretemez. Peki sizin rolünüz ne olacak bu bağlamda? Bunu da konuşalım. Yani son haftalarda sizin de eğer lig tamamlanırsa üst sıralardaki takımlarla oynama durumunuz var. Hani orta sıralardan biraz yükselmek istiyoruz dedin ama hani sadece kendinizle alakalı değil aslında. Başka takımları da etkileyecek bir fikstürünüz var. Tabii ki şunu söyleyeyim. Biz şu an üstümüzde Gazişehir ile Göztepe var galiba. Ve onun üstünde de Fenerbahçe var galiba. Biz onların üstüne çıktığımız an bu demektir ki şampiyonu biz belirlemiş olacağız. Çünkü 8 maçın biz 4 ya da 5 maçını direkt şampiyonluğu oynayan takımlara karşı oynayacağız. Ve biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Ve inanıyorum ki bu sezon yine şu söylenecek. Denizli Spor'un yüzünden şampiyon olamadık. Denizli Spor'un yüzünden şampiyon oldu takım denilecek diye düşünüyorum bu sezon. Çok güzel. Peki üst sırayla ilgili bir şey sormayacağım. Hani şampiyonlukla ilgili düşüncen nedir diye. Ama alt sıralarda sıkıntı yaşayan takımlarla ilgili soruyu sormak istiyorum sana. Ne düşünüyorsun diye. Çünkü bundan sonra şuna da bağlayacağım. Ekonomik olarak da, futbol ekonomisi olarak da ciddi krizli bir döneme giriyoruz. Yani o dönemde aslında şu anda kuvveti yerinde iyi olmayan takımların daha fazla yıpranabileceğini düşünüyoruz tabii ki. Bu konuda sen neler söylersin? Sence alt sıralarda şu anda neler oluyor? Eğer lige dönersek neler olacak? Ben şu an bir açıklama yapacağım. Bu çoğu takımların hoşuna gitmeyebilir. Ama çoğu kulüpler mesela ligin tescil edilmesinden yana, oynanmasından yana. Ama ekonomi inanılmaz krizine girecek oynanılmazsa kulüpler. Ve sezonun alt tarafındaki olan takımlar genelde lig böyle bitsin, hiçbir takım düşmesin niyetinde. Çünkü takımlar düşme potasında ve böylece rahatlıkla gelecek sezon Süper Lig'de oynayabileceğinin hedefinde. O yüzden o taraf tescil edilsindir. Yukarıdaki takımlar mesela ortadaki yani üstte altta ilgisi olmayan takımlar fark etmez biz oynayalım der. Şampiyonluğu kaçıran takımlar da bu ligi hiçe sayalım der. Yani herkes istediği gibi yönlendirebilir onu. Kendi çıkarından dolayıyla. Ama ekonomi olarak da ligin devam oynanması gerekiyor. Çünkü kulüpler gerçekten büyük sıkıntıya girer gelecek sezon için. Ama zaten gelecek sezonda zaten otomatikmen de bunun bu sürecin acısını çekeceğimizi söyleyebilirim. Evet, futbol ekonomisi büyük darbe alacak haliyle. Bu bağlamda aslında altyapıya da yönelinmesi konusunu konuşmak lazım diye düşünüyorum. Tam yayın mı gitti diye bakıyordum, yok gitmemiş. Bana da görüyorum arada kızıyorsunuz, yüzünün yarısı çıkıyor diye ama yazdıklarınızı okumak için eğiliyorum telefona doğru, özür diliyorum. Görmeye çalışıyorum tüm yazdıklarınızı, hani belki sohbetimizin sonunda söylerim diye. Ama şunu soracağım, biraz kulüplerde altyapıya yönelme sence olacak mı? Altyapıda biraz zayıf olduğunuzu düşündüğünü biliyorum.
Bunu daha önce dile getiriyordun çünkü. Yine oradan tekrar seni seven izleyicilerimize de çok tekrar olacak. Çünkü eminim tüm yayınlarını takip ediyorlardır. Ama ben yine bizim yayınımızı da dile getirmeni isterim. Şu andaki altyapı durumunu Türkiye'de nasıl görüyorsun? Ve bizim şu andaki altyapımızla futbol ekonomisinde transfer ücretleri değiştiği zaman neler olacak sence? Bu transfer ücretlerine paralar yetmediği zaman, artık astronomik paralarla futbolcular alınamadığı zaman sence nasıl bir tablo değişecek? Ya tabii ki gelecek sezon itibariyle ekonomi olarak biraz sıkıntıya girecek ve bunun da Türkiye'de çoğu insanların istediği yol başvurulacak. Yabancı sınırlaması yükselecek çünkü en çok parayı yabancılara veriyoruz, veriliyor. Ve daha çok yerlilere verilmesi lazımken, çünkü Türkiye'nin en değerleri yerli insanları, yerli futbolcusu ve onlara daha çok değer verilirse kalite, futbol, gelişme anlamında yol kat ederiz. Ve altyapıdan da daha çok futbolcular ön plana çıkmaya başlar. Mesela Trabzonspor'un parası hiçbir şey yokken altyapıdan topladı oyuncuları. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak, Ömür, Yazıcı, Uğurcan. Yani bunlar ön plana çıktı. Şimdi de başarı elde ediyor kulüp. O yüzden gelecek sezon itibariyle de aynısı devam edecektir. Ve yabancı sınırlaması uygulanacaktır. Daha çok yerlilere yol bulmak için, daha çok yerlileri ön plana çıkartmak için. Bu da ekonomi olarak da avantaj olacak kulüpler için. Göreceğiz şimdi. Şu anda aslında altyapısı en kuvvetli kulüplerin başında Altın Ordu geliyor. Bir fabrika gibi hem yurt dışına hem de Türkiye'deki büyük kulüplere oyuncu yetiştirdi gerçekten. İnşallah onun altyapısı gibi diğer kulüplerimizde de kuvvetli altyapılar görürüz. Ya bu arada aslında altyapıdan bağımsız olarak önümüzdeki seneye, sen parantez açınca aklıma geldi. Denizli'de önümüzdeki sene nasıl bir yapılanma öngörüyorsun? Çünkü sen şu andaki Denizli Spor'un yeni bir takım olduğundan bahsettin. Şimdi yeni bir takım olarak yola çıkılınca haliyle bir sonraki sene için, başkan da beşinciliği bu sene için düşünmüştü dedin. Sayın Başkan da öyle bir ifade kullanmış size. Evet. Demek ki gelecek sene için siz daha yüksek hedefler koyuyorsunuz değil mi? Tabii ki Denizli Spor olarak 10 yıldan sonra Süper Lig'de oynamak kolay değil. Ve başkanımız da direkt hedefi, çıtayı yükseltti. Ve ona göre de transferler yaptı. Yani bakarsak Anadolu takımlarla kıyaslarsak en iyi futbolcu kalitesine sahip olan Denizli Spor. Büyük, yani şampiyonla oynamış futbolculara sahip. Yani ben, Mustafa Yumru, Zeki Yavru, Hugo Rodaiga, yani Özgür Çek, yani yerli olarak bahsettiğim Hugo'yu da yıllarca ligde bildiğimiz için o isimleri saydım. Daha çok isimler var ama şu an sadece örnek vermek için birkaç tanesini saydım. Yani bunların hepsi hedefe, yani şampiyonla yukarıda oynayan tip oyuncular. O yüzden de başkanımız da yani aslında hiç de yanlış bir şey söylememişti. Ama tabii ki 20 tane futbolcu transfer edince, yeni bir takım oluşunca tabii ki biraz zorlanıyorsun. Ve tabii ki lige 10 sene sonra Süper Lig'e çıkıyorsun ve ilk senede geri düşmek istemiyorsun. Ve bu süreçte tabii ki herkese heyecanlandıran bir süreç. O yüzden de gelecek sezon daha da başarılı olacağımıza inanıyorum tabii ki. İnşallah sen de çok güzel bir dönem geçirirsin. Denizli Spor'da geçirmeye devam edersin. Orada mutlu olduğunu biliyoruz. Ve taraftarla beraber de güzel bir ambiyansınız olduğunu biliyoruz. Peki futbol dışında hangi sporları takip ediyorsun? Basketbolu takip ediyoruz. Aslında bizim merak ettiğimiz de, çünkü biliyorsun biz Basketbol Süper Ligi'nin yayıncı kuruluşuyuz. Bu bağlamda hani aslında bu soruyu basketbol ne kadar izliyorsun diye değiştirerek de sorabilirim. Ya ben akşamları evde genellikle yani futbol olmazsa basket izliyorum, Euroleague izliyorum ve dizilerim var. Dizilerimi izliyorum ve Efes bu sezon gerçekten çok iyi oynuyor ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Yani çok iyi gidiyorlar, iyi takımları var, iyi hocaları var. Onlar çok iyi gidiyor. İnşallah evet. Fenerbahçe de bu sezon istediği gibi bir sezon geçirmiyordu. Belki eğer dönersek onlar da daha iyi dönerler diye iki temsilcimize de Euroleague'de buradan başarı dileklerimizi iletelim. Dizi izliyorum dedin. Merak ediyordur eminim izleyenler hangi diziyi izliyorsun diye. Şu an Denizli'de yani dizilerin hepsi bitti. Şu an dizi yok da izlediğim yani pazartesi günleri Zalim İstanbul'u izlemeye başladım. Salı günleri Hekimoğlu'nu izlemeye başladım. Sonra şu an Survivor izliyorum şu an her gün. İnanılmaz heyecanlı, inanılmaz kavgalar çıkıyor, inanılmaz
keyif alıyorum. En sevdiğim dizi de Cuma günleri Hercai dizisi. Gerçekten çok duygusal, çok güzel bir dizi. Bunları izliyorum şimdilik. Bu arada bu reality show'dan bahsettin. Orada da bir futbolcu arkadaşınız yer alıyor Sercan. Onu tanıyor musun? Yani, yok yani bireysel olarak. Bireysel olarak tanışmıyoruz. ama tabii ki rakip olarak oynamıştığımız var ama bireysel olarak tanışmıyoruz. Oradan bir magazin çıkar mı dedim ama çıkmadı. Peki. O zaman başka bir magazin sorusu sorayım. Tamam, şaka bir yana, tesislerde en çok kiminle vakit geçiriyorsun onu da merak ediyoruz. Yani eminim tabii ki takımdaki arkadaşlık çok iyidir. Onda hiçbir sıkıntı olmadığına şüphe yok. Ancak böyle en yakınların kimler takımda? Kimlerle benim beraber takımda yani yerli olarak en yakın olduğum Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Recep, Tolgan, Özgür Çek, Hüseyin kaleci, kalecimiz. Bunlarla samimim ama yabancılarla da Sakarya'yla çok samimiyim. Sakko ve Baro, bu üçlüsüyle de çok samimiyim. Yani aslında ben takımda herkese çok yanlışıyorum. Çünkü yabancı dilim de var. Yani takım içinde hepsiyle çok iyi anlaşıyorum ve herkese de zaman geçiriyorum. Peki böyle Türkiye'ye geldiğinden beri sorayım. Hani Almanya'yı dışında bırakıyorum. Soyunma odasından en geç çıkan, böyle süslenen, giyimine en çok dikkat eden bir oyuncu aklına gelir mi arkadaşlarından? Giyinme konusunda mı? Evet evet, böyle giyimine, kuşamına çok özen gösteren, hazırlığı bir türlü bitmeyen, soyunma odasından en son çıkan. Oğuzhan Özyakup'la Cenk Tosun, bu ikisi gerçekten çok özen gösterirler kendilerine. Çok net cevap verdin. Hiç düşünmedim Evet. Bile gerçekten. Selam olsun ikisine de diyelim. Bu arada çalışkanlığa çok önem verdiğini biliyorum, yetenekten daha çok. Bunu her zaman dile getiriyorsun. Peki benim gibi çok çalışkandır, gerçekten çalışkanlığına saygı duyarım dediğin bir tane daha oyuncu gösterebilir misin bize? Çalışma konusunda gerçekten yani ilk sezonda Beşiktaş'a geldiğimde Roberto Hilbert inanılmaz Bu arada çalışkandı. Oğuzhan da geldi. O da gülüyor bize. Onu da kaçırmayabiliriz. Görmediğimizi zannetmesin. Oğuzhan Özyakup da katıldı. Selamlarımızı gönderelim. Evet. Çalışkanlar arasında girecek misin bakalım, bilmiyorum. Oğuzhan herkes işte negatif olmak istedikten sonra olursun. Bir bahane bulmak istersen bulursun. Ama Oğuzhan da kendine iyi bakan bir futbolcu. Her zaman bireysel olarak kendi çalışmalarını uygular. Ama benim tanıdığım yani ilk sezonda geldiğinde Roberto Hilbert inanılmaz çalışkan birisi. João Pereira çok çalışkan birisi. Yusuf Yazıcı inanılmaz çok çalışan birisi. Cenk Tosun da kendine çok iyi bakar. Yani bunları söyleyebilirim. Bu arada beraber oynadığın ya da karşılıklı oynadığın en iyi yabancı futbolcu kimdir ülkemize gelen? Türkleri sormuyorum çünkü onları her zaman kayırıyorum. Yabancılar arasından sorayım. Sosa. En iyi futbolcu Sosa. Sosa. Net. Net diyorsun. Evet. Peki o zaman çok fazla böyle klasik sorular geliyor sana. Unutamadığın an, seni en çok kahreden an gibi. Bunları çok fazla cevapladım biliyorum. Ama birer kere de bize söyler misin? Futbol hayatında gerçekten bana çok büyük yer etti. Hani o anki heyecanımı, üzüntümü ya da mutluluğumu unutamıyorum dediğin an hangisidir? Tabii ki İnönü'deki kapanış maçı, Gençlerbirliği'ne karşı oynadığımız maç. O maçı unutamıyorum. İnanılmaz bir duyguydu o maçın kapanışı. Ve tabii ki açılış maçı. O da inanılmaz bir duyguydu. O iki maç çok güzel duygular içindeydim. Ama bana Trabzonspor'da da yeni stadın ilk maçı nasip oldu. O da çok güzel bir duyguydu. Yani duygu olarak çok güzel duygularım var. Birbirlerine çok yakın olan duygular var. Borussia Dortmund'a karşı attığım goldaki duygu da inanılmaz duygu. Yani gerçekten güzel duygular yaşadım futbolda. Çok güzel. Bir de bence sen bir noktada da çok şanslısın. Sohbetimizi kapatmadan ona da parantez açmak isterim. Beraber çalıştığın hocalarla her zaman böyle bir baba oğul abi kardeş ilişkisi içinde olduğun yansıdı. Çoğu zaman diyelim ya da hani ufak tefek istisnalar olabilir. Hani basına yansıyan içeriğini bilmediğimiz, tabii ki biz birebir sizlerle konuşmadan bunları bilemeyiz. O hocalarla ilgili de bize birazcık aktarır mısın duygularını, düşüncelerini? Türkiye'ye geldiğinden beri diyelim, seninle beraber, senin Türkiye'ye gelmende yardımcı olan ve bu yolda seninle yürüyen hocalar ben dün başka bir yayında da söylemiştim. Yine tekrar etmek istiyorum. Bütün hocaları saymak istiyorum. Gerçekten inanılmaz hocalarla birlikte çalıştım Türkiye'de. Türkiye'nin en iyi hocalarıyla çalışma şansı buldum. Ve onun için de çok mutluyum. Beşiktaş'a geldiğimde Samet Hoca'nın sayesinde geldim. O beni istemişti Beşiktaş'a. Baba oğul gibiydik. İnanılmaz destekliyordu beni.
Ondan sonra Samet Hoca gittikten sonra Slavin Bilic'le inanılmaz bir hocayla çalıştım. Taktiksel, çok iyi rakibi analiz eden, ona göre takım kuran bir hoca. Ondan sonra Bilic gittikten sonra Şenol Hoca'yla tam bir profesör diyebilirim. Yani gerçekten inanılmaz bir hoca. Şampiyonluk yaşadık zaten arka arkaya. Trabzon'a Ersin Hoca beni ikna etti Trabzon'a gelmem için. Ersin Hoca'ya da Allah razı olsun. Yani iyi ki de ikna etmiş. O Trabzon'u yaşamak, o taraftarları yaşamak inanılmaz güzel bir duygu. Çok güzel anılarım var. Şu an hala arkadaşlığım süren arkadaşlarımla edindim orada. İnanılmaz mutluydum. Ondan sonra Rıza Hoca ile birlikte çalıştım. Rıza Hoca bambaşka bir hocaydı. Ünal Hoca ile birlikte çalıştım. Onun da katkısı bambaşkaydı. Sonra milli takıma ilk çağıran Abdullah Hoca'ydı beni. O milli formanın tadını Abdullah Hoca'da yaşadım. Ve ilk maçıma da zaten doğum gününden 1-2 gün sonra galiba çıktım. O da benim ilk büyüdüm, profesyonel olduğum statta oynadım. MSV Duisburg stadında. Orada da eşimle yeni tanışıyorduk. O da ailesiyle işte maça davet etmiştim. O maçta da ilk maçımda da gol atmıştım. Yani ilk maçım değil ama ilk 11'de oynadığım ilk maçtı. Gol atmıştım. Allah razı olsun ondan. Okan Hoca onun yardımcısıydı. Okan Hoca, Tayfun Korkut. Onlar birlikte bir ekipti. Ondan sonra Fatih Hoca babalık yaptı. Yani gerçekten Fatih Hoca'nın da hakkını ödeyemem. İnanılmaz bir hoca. Yani gerçekten şu Denizli Spor'da Yücel Hoca ile çalıştım. O da Samet Hoca'ya yakın bir hoca. Fazla bir süreç değildi ama birlikte çalıştık. Sonra Mehmet Hoca geldi. Mehmet Hoca ile inanılmaz bir diyalog vardı. Mehmet Hoca gerçekten gelecek yıllarda çok başarılı bir hoca olacağına inanıyorum. Şu anda Bülent Hoca ile birlikte çalışıyorum. Gerçekten bunlar Türkiye'nin en iyi hocaları. Bir de milli takımda Hamza Hoca ile de birlikte çalıştım. Onu da dile getirmek istiyorum. O da gerçekten çok iyi bir hoca. Çok da iyi bir insan. Bülent Hoca'ya en son şu an birlikteyiz Bülent Hoca ile. O da gerçekten abi kardeş gibi bir tarzı var. Herkese yakın, idmanlarda motive ediyor. Hepimizi pozitif anlamında gerçekten öne doğru adım atmamızı sağlıyor. Evet, peki kapatmadan son bir şey daha soracağım. O da kariyerinde bugüne kadar herhangi bir pişmanlığın, hani elimde olsaydı ben şu yaptığımı değiştirirdim, şu attığım adımı değiştirirdim dediğim şey oldu mu? Yoktur inşallah ama oldu mu? Benim kariyerimde, futbol kariyerimde ben doğarsam, bir daha profesyonel olursam bu kariyerin aynısını bir daha yaşamak isterim. Yani çok gerçekten güzel. İnanılmaz bir kariyer. Yani bakarsak ben Almanya'da Bundesliga'da oynadım, Türkiye Süper Lig'de oynadım, Almanya Kupa finali oynadım, ikincilik takımıyla birlikte finale kadar yükseldik. Türkiye'de şampiyonluk yaşadım, Avrupa Ligi'nde oynadım, Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, Avrupa Şampiyonası oynadım, Dünya Şampiyonası elemesi oynadım. Yani oynayabilecek her şeyi oynadım ve inanılmaz, yani bazen bakıyorum böyle formalarımı görüyorum asıl olan. Yani inanamıyorum, gerçekten çok güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum ve şu an Denizli'deyim. Denizli'de de inanılmaz mutluyum. Keşke yapmasaydım diye bir cümle yok bende. İyi ki de buradayım ve inşallah da gelecek sezonda da Denizli'de devam ederim. İnşallah, inşallah. Çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Bu arada bir izleyicimiz, ben gerçekten görmedim, Ozi soru sordu. Oğuzhan Özyakup'un soru sorduğunu söylemiş. Biz, yani ben ya da Olcay Şahan görsek zaten mutlaka cevap verirdik ama sanırım gözümüzden kaçtı. Eğer özür diliyorum, eğer bu yanlış anlaşılma değilse, izleyicimiz gerçekten gördüyse Oğuzhan Özyakup'un sorduğu soruyu. Gören seyircimiz... tamam, ben gördüm. 2015-2016 sezonunda unutamadığın maç hangisi? Oğuzhan'la tiki taka oynadığımız maçlardan birisidir. Ya da yok, 2015-2016 derken yapma Ozi, yapma. Ben 2015-2016'da Trabzonspor'da oynuyordum. Galiba onlara karşı oynadığımız maçtan bahsediyor. Son dakikada kazandıkları maçtan bahsedebilir. Evet, belli bu işte bir iş var. Çünkü birkaç izleyicimiz de hemen yazdı. 2015-16 sezonunda unutamadığı maçı sordu diye. Yani orada bir iş var, bir magazin var orada ama ben anlayamadım.
Tabii ki. Sen şimdi... Oğuzhan'a da ben bir soru sorayım buradan o zaman. Ozi, unutamadığın hangi futbolcu var? Keşke o olsaydı da aynı performans sağlayabilseydik, beraber oynadığın en iyi oyuncu, anlaşabildiğin oyuncu kimdi diye soralım. Evet, bekliyoruz Oğuzhan Özyakup'tan cevabını eğer ayrılmadıysa yayınımızdan. Çünkü kanıtı var bende. Genelde benim adımı söyledi. Abi sen olsaydın nasıl oynuyorduk, ikimiz falan anlaşıyorduk diyordu hep. Evet, şu anda henüz cevap vermedi. Suskun kalmayı seçmiş olabilir. Yayından ayrılmış olabilir. Yayından Bağlantı gitmiş ayrılmıştır olabilir, o bilmiyorum. kesin. O O soruyu ortaya çünkü atıp evet. o böyle durup böyle bir yarım saat 45 dakika böyle bir yayın izleyemez. O televizyonu bile 45 dakika aynı kanalı izleme şansı yok onun. Evet, selamlarımızı gönderelim tüm izleyicilerimize, senin sevgili arkadaşlarına yayınımıza katılan hem de yayınımızı onur eden tüm izleyicilerimize ve tabii ki en büyük teşekkür sana sevgili Olcay Şahan. Yayınımızı neşelendirdin, bize çok kaliteli, çok güzel bir yayın armağan ettin. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Buradan sadece amcamla yengemi selamlamak istiyorum. Onlar da izliyormuş galiba, görüyorum. Yorum atmışlar. Hatice yengem de Fikri amcama buradan selamlar olsun. Onlar da Kayseri'deler. Oradan izliyorlar. İnşallah yakında onları da ziyarete giderim. Sevgiler, selamlar diyelim biz de. Mutlu akşamlar diyelim Olcay Şahan. Size de Görüşmek görüşürüz. üzere.